Kulüpler Birliği olarak ve Kulüpler Birliği'nin başkanı olarak bunu çok açık net olarak ifade ediyorum. Doğru olduğunu bildiğinizi, doğru olduğuna inandığınız kararı verin, o düdüğü çalın. Kulüpler Birliği olarak, Türk futbol ailesi olarak, kulüp başkanları olarak, kulüp yöneticileri olarak o cesaretinizin arkasında biz varız. Kulüplere güvenin, camiaya güvenin, federasyonunuza, merkez hakem kurulu başkanınıza güvenin. Kişilere asla güvenmeyin. Yine güzel bir deyiş vardır. Ağaca yaslanma kurur, insana yaslanma ölür. Ben hiçbirinizin gelmiş olduğunuz noktaya, şu anda içinde bulunduğunuz, kariyerinizi getirmiş olduğunuz noktada hiç kimseye güvenerek, hiç kimseye inanarak veya hiç kimsenin himmetiyle bu noktaya geldiğinize inanmıyorum. Çabaladınız, çok farklı bir noktaya geldiniz. Bugün yabancı hakem tartışmaları yapıldığı zaman ben şunu ifade ettim. İyi eğitim verelim, biz kulüpler olarak üzerimize düşen görevi yapalım. Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, o zaman dışarıdan hakem gelmesine gerek yok. Belki dışarıya hakem göndeririz. Ben yurt dışında düdük çalan hakemlerin hiçbirisinin sizden daha yetenekli olduğuna, daha iyi niyetli olduğuna, adalet kavramına daha fazla hassasiyet gösterdiğine ben şahsen inanmıyorum. Ama çok değişik sıkıntılarımız var. Eğitim sıkıntımız var. Bunu ortadan kaldırmak bizlerin görevi. Merkez Hakem Kurulu Başkanımızın görevi, Federasyon Başkanımızın görevi. Bunu ortadan kaldırmaya hazırız. En iyi eğitim nasıl veriliyorsa, en teknolojik eğitim nasıl veriliyorsa, bütün masraflarını karşılayarak bunları yerine getirmek bizim görevimiz ve bunu yapacağımızdan da hiçbirinizin şüphesi olmasın. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, Merkez Hakem Kurulu Çalışma Grubu'nun yapmış olduğu çalışma ve geçen hafta değerli başkanımızın yapmış olduğu sunum, bilgilendirme, sıradan bir sunum, sıradan bir bilgilendirme değildi. Ben o 1,5-2 saatlik toplantının sonunda o sunumun arkasında çok ciddi bir birikimin olduğunu, çok ciddi bir tecrübenin ve çok ciddi bir iradenin olduğu kanaati oluştu bende. Ve sizler gibi de tecrübeli, iyi niyetli, her şeyin en doğrusunu yapmaya çalışan ama arada bir de dediğim gibi hata yapan ama bu hatada mutlaka bizlerin de payının olduğu gerçeğinden hareket ettiğimiz zaman el birliğiyle bu tartışmalara eminim ki önümüzdeki sene belki sıfırlayamayız ama 2 sene sonra, 3 sene sonra örnek gösterdiğimiz, hakemlik konusunda örnek gösterdiğimiz ülkelerinde önüne geçeceğimizden en ufak bir şüphemiz yok. Dediğim gibi bizler de sorumluluğumuzun farkındayız. Eğer bu noktaya geldiysek futbol ailesi içerisinde bunun faturasını hakemlere kesmek veya bunun faturasını sadece federasyona kesmek, MHK'ye kesmek yapabileceğimiz en büyük yanlış olur. Bunun içerisinde geçmişten bugüne kadar kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, antrenörlerimizin, bazı futbolcularımızın da var olduğu gerçeğini göz ardı ettiğimiz zaman bu tek taraflı bir bakış açısı olur. Hiçbir şekilde de biz neticeye ulaşamayız. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Kendimizi kendi içimizde rehabilite etmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi, noksanlarımızı mümkün olduğu kadar ortadan kaldırarak sizlerin önünü açmaya çalışıyoruz. Eminim ki bu seminer ve bundan sonra da Merkez Hakem Kurulu'nun yapacağı çalışmalar bu doğrultuda ilerleyecektir. Ve tekrar söylüyorum, örnek diye aldığımız ülkelerin bu konuda örnek göstereceği bir ülke olacağımızdan da en ufak bir endişem yok. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İki buçuk yılı aşan TFF başkanlığı döneminde olmak üzere bundan evvelki TFF yönetiminde görev almamdan dolayı yaklaşık 7 yıldır hakemlerimizle yani sizlerle beraberiz. Bu süreçte birçok hakem seminerine katıldım. Özellikle
Hakemlerimizin yanında olmak, onları anlamak ve destek vermek istedim. Türk hakemliğinde yeni yılla birlikte yeni bir dönemi başlatıyoruz. Biliyorsunuz, devrim sayılacak bir projeyi hep beraber spor gücü, yani futbol ailesiyle beraber hayata geçiriyoruz. Hakemliğimizde bilimsel ve teknolojik kullanımına yeni bir anlayış getiriyoruz. Süper Lig ve Birinci Lig Kulüpler Birliğimiz ile ortaklaşa Türk Futbol Hakemliği çalışma grubunu oluşturduk. Bu işi tüm paydaşlarıyla ve konsensüsle çözmek için ilk defa bu denli geniş kapsamlı bir şekilde bir araya geldik. Hakemliğin dünyadaki en önemli isimlerinden olan David Ellery ile danışman olarak anlaştık. Sayın Ellery bizlerle bir değerlendirme raporu sunmak için şu anda da dahi çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyonumuzda 2 aydır yeni sistem üzerinde yoğun bir şekilde hep beraber çalışmalarda bulunuyoruz. Bütün başkanlarımız bu toplantılara katılabilmektedir. Fikirlerini söylüyorlar. Samimi şekilde bu projeye inançlarını ve desteklerini de her ortamda anlatıyorlar. En son geçtiğimiz haftada Riva'da başkanlarımızın katılımıyla yaptığımız bir toplantı oldu. Sayın Ağoğlu da bu toplantıyla ilgili görüşlerini bildirdiler. Kendilerine hem Sayın Hurma'ya hem Sayın Ağoğlu'na huzurlarınızda yaptığı olumlu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Toplantıda tüm başkanlarımız çalışmalarla ilgili olumlu izlenimlerini tekrar ettiler. Hatta toplantıda olmasa bile sonra kendisine toplantıda olanları anlattığımızdan sonra Sayın Ahmet Nurçebi Riva'dan çok iyi izlenimlerle ayrıldığını, yeni dönemle birlikte hakem hatalarının olmayacağını müjdesini basın yoluyla kamuoyuna anlattı. Bu projeye destek veren tüm başkan ve yöneticilerime tekrar teşekkür etmek istiyorum.